Girebilir miyim? Girdin bile. Dün gece için konuşmak istedim yani. Ben biraz fazla abarttım galiba. Özür dilerim. Biraz. Yani sen de haklısın. İş falan derken bayağı stres altındasın. Rüzgar, ne yapıyorsun? Rahatlamanı istiyorum. Ben sana huzur vermek istedim Tuğçe. Endişe kaynağın olmak değil. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Arkadaş olalım. Benim için senin mutluluğun önemli. Tuğçe Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Gel Ada, gel. Konuşalım. Ben işimin başına döneyim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Bu ne şimdi böyle Rüzgar Bey'le? Bir Rüzgar'la arkadaş kalmaya karar verdik Ada. Arkadaş kalmaya mı karar verdiniz? Ama Tuğçe Hanım, yani Bora Bey'in bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Tam da istediğiniz şeye yaklaşmışken. Hiçbir şeye yaklaştığım falan yok Ada. Avcı, yani Bora, beni bir daha görmek istemediğini söyledi. Ve çevrim dışı oldu. Siyah bir ekran, offline. Olur öyle şeyler ya, sosyal medya bu. Bence gidin, siz kendiniz söyleyin. Böyle yüz yüze, face to face. Heh. Bu sabah biraz gecikecek. Gidin hadi, kalk, kalk git. Neyi söyleyeyim? Neyi söyleyeceğim? İdeal kadının siz olduğunu. Delirdin galiba sen. Olmaz, hayatta olmaz. Bora'ya göre ideal kadın onu ekti, bekletti. O da bu saçmalıklara katlanacak vaktim yok diye mesaj attı. Hayatta olmaz. Asla söylemem. Ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum, bilmiyorum. Vardır bir yolu ya. Buluruz bir şey. Ha, isterseniz... Ben biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Ada, olur mu? İzin verir misin? Neyi düşüneceksiniz? Neyi? Doğru kararı verip vermediğimi. Tamam. Tamam, o zaman siz düşünün. Düşünün Tuğçe Hanım. Güzel güzel düşünün. Pozitif düşünün siz. Pozitif olun siz. Rüzgar taktik değiştirdi. Tuğçe'ye dostça yaklaşmaya çalışacak. Kız, ben çok korkuyorum Tuğçe Rüzgar'a döner diye. Vallahi karşımsan yani, elinden geleni yaptın. Kadının yerine Bora Bey'e bile yazdın. E bıraksan mı artık yani? Asla. Asla. Hayır. Hayır. Tuğçe Rüzgar'a dönmeyecek. Ben sonsuza kadar mutsuz olmayacağım Selin. Tamam mı? Bir yol olmalı. Bora Bey'in Tuğçe'ye yeşil ışık yakmasının bir yolu olmalı. Ve ben bulacağım o yolu. Sen görürsün kız, bulacağım ben onu. Bora Bey gibi Tuğçe'yi mi arasan acaba? Yani bir yol kaldı çünkü. Nasıl yani? Merhaba Tuğçe. Ben Bora. Seni seviyorum. Ha. Rüzgar'a sakın geri dönme. Sen bir dahisin. Seni öpeceğim, tamam. Selin. Yarın görüşürüz, konuşuruz. Bay bay, öptüm. Allah'a emanet. Evet. Evet. Siz bir telefonda konuşun bakalım ya. Allah Allah. Ada. Bilmem gereken bir şey var mı? Görüşmek istediğiniz influencerlarla olası bir toplantı saati üzerine konuştuk. Güzel. Bir de bugün saat 1'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Bugün müydü o? Bugündü. Kahretsin. Neden hatırlatmadın? Dün söyledim. O zaman bir kez daha hatırlatacaksın Ada. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki. Ne gülüyorsun? Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size sunumu yazdım. Konuşma metnini hazırladım. Buyurun. Sen mi yazdın? Ben yazdım. Bir bakın. Bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Eklemek, çıkarmak istediğiniz bir şey olursa hemen bana söyleyin, ben bir not alayım. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Saçmalama. Prova ihtiyacım yok. Provasız olmaz. Süresini hesaplamak lazım. İnsanlar sıkılıyor ama bakalım beğenecekler mi, şey olacak. Hadi tamam. Tamam. O zaman başlayalım. Buyurun. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İşinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Yanlış anlama ama bu adamlar büyükbaş hayvan satıyor adam. Yani aşkı mı işki? Karıştırmasak mı acaba? Dert değil. Attım gitti. Onu attık onu.
Hayatımızdan çıktı. Aslında söyleyecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çubukların ortada. Bora Bey, olmaz. Nasıl olur Ada? Yani tane tane, tek tek, noktasına virgülüne kadar güzelce bana okursanız ki ben anlayayım ne yaptık, ne ettik, güzel tamam, oldu mu? Tamam. Aslında söylenecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çıplaklığıyla ortada. E-ticarette varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Bir Japon atasözü der ki, uzak ormanlarda bir ağaç devrilirse ve onu kimse duymazsa o ağaç devrilmiş sayılır mı? Güzel. Bunu beğendim. Teşekkür ederim. Ticaret hayatım boyunca öğrendiğim tek şeyin değişen koşulla ani rüzgar değişimlerinin öngörülebilen risklerin bertaraf edilmesi önem arz etmektedir. İşte bu noktada e-ticaret bir nevi rüzgar gibi görev yapar. Rüzgarın nereden estiğini size bildirir. Siz de dümeninizi oraya kırarsınız. Burası biraz fazla karışık olmamış mı? Karışık. Karışık. Attım gitti. O karışıklığı hemen düzelteceğim. Karışıklıklar düzeltilecek, evet. Büyükbaş hayvan yetiştiricileri, işlenmiş et ürünleri kooperatifinde bu tip listelerle karşı karşıyadır. Bir yandan pazarı elinde tutup, bir yandan da rüzgarla boğuşmak için e-ticarette daha aktif yer almak gerekir. Evet. İnternet ortamında aktif bir şekilde var olursanız, değil rüzgar, tayfun, fırtına, bora çıksa vız gelir, tırs gider. Aynen öyle. Yanlış anlama ama bu vız gelir, tırs gider biraz argo olmamış mı? Aa işte iyi ki okuduk, iyi ki okuduk. Yazınca öyle olmamıştı. Okuyunca benim de kulağım öyle geldi, attım gitti. Tamam, çıkar onu da. Nasıl olmuş? Genel olarak böyle. Güzel. Teşekkür ederim. Oo, yarım saat kalmış, ben geliyorum. He, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim, her zaman. Allah'ım bırak şu telefonu. Bırak, bırak. Allah'ım lütfen. Aa, bıraktı. Ada, Ada, Ada. Ada yok. 27 diye kaydetmiş. Bora Bey. Bora, Bora. Böyle iyi. Efendim Bora? Tek bir şey soracağım. Aşık mısın? Anlamadım. Aşık mısın rüzgara? Annen ne rüzgarı, saçmalama. Ne oldu, kıskandın mı? Eğer öyleyse... Öyleyse? Et ihtiyacım var. Ne eti, anlayamadım. Tüm çıplaklığıyla olsa da. Ay yok öyle bir şey diyorum ya. Sana bitti gitti rüzgar. Biz sadece bir saçmalıktı yani. Arkadaşız biz onunla şu an. Uzak ormanlara gidelim. Avcı seni. Çıplak bir şekilde. Aa, ay Bora ne diyorsun ya? Bana bir ateş bastı. Ay deli şey. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ya bırak şimdi rüzgarı ya. Sen söyle, durdun durdun da şimdi niye coştun birden ha? Rüzgarın bertaraf edilmesi lazım. Ya ben ettim diyorum, bertaraf ettim ben. Sen söyle, soruma cevap ver ha. Nereden çıktı şimdi bir anda? Et ihtiyacımın karşılanması lazım. Vahşi seni. Rüzgar vız gelir, tırs gider. Ay yeter rüzgar da rüzgar ya, yeter. Sen konumuza dön bakalım. Ne diyorduk? El ele uzak ormanlara gidelim. Ay, aha, orman diyorsun ha. Of ya, delisin sen. Uf, yanaklarım kıpkırmızı şu anda. Deli, deli, deli.
Eğer öyleyse dümeni bana kır. Ben bodoslama, bodoslama geliyorum sana o zaman şu an. Rüzgar büyük baş hayvan. Ay yeter rüzgar, rüzgar fenalık geldi içime ya. Tamam hayvan, evet büyük baş hayvan. Boş ver onu da. Hayvan, hayvan oldu hayvan. Ay. Ay. Alo, alo. Ay. Ay kapattı. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Allah'ım. Allah'ım sen günah yazma ya Rabbim. Ay oldu mu acaba? Oldu. Bence oldu. Ada. Otur şöyle bakalım. Bora aradı. Aa! Ne dedi? Seni çok seviyorum dedi. Of. Başka ne dedi? Rüzgara takmış gerçekten de. Ondan uzak dur diyor. Takar, takar tabii. Ben demiştim. Erkek adam bu, takar. Ada. Ben bir şey düşündüm. Ne ola ki? Şimdi Bora'nın bana açılması an meselesi ya, biliyorsun. O yüzden ben diyorum ki şöyle uygun bir ortam yaratayım bunun için. Nasıl? Şöyle. Şimdi Bora'ların bir dağ evi var. Bora arada bir oraya gider kafasını dinlemeye, yalnız kalmak istediğinde falan. Beni hiç davet etmedi şu ana kadar ama ben Belma teyzeden biliyorum. Neyse, müşterinin reklam fotoğrafları için mekan diye oraya gideceğiz. Ayarladım her şeyi. Baş başa. Tuğçe Hanım, biraz acele etmiyor musunuz acaba? Ada, adacığım. Beni düşünüyorsun biliyorum ama bundan sonrası bende, tamam mı? Sen hiç merak etme. Etmem. Ben merak etmem. Nasıl planlama? Süper değil mi? Woohoo! Ay bak. Evet. Ada. Ay yok. 27. Salak. Aşk kendi seçer.